Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke'de doğdu. Babası Abdullah, annesi Amine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre'dir. Doğduktan sonra 4 yaşına kadar süt annesi Halime'nin yanında, bundan sonra 2 yıl boyunca da annesi Amine'nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi onu akrabalarıyla tanıştırmak ve babası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmek için Medine'yi götürdü. Hazreti Amine kocası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmiş, Hazreti Peygamber de Neccar oğullarının akrabalarıyla tanışmıştı. Amine dönüşte Evva denilen yerde hastalanıp vefat etti ve orada toprağa verildi. Bu sırada yolculukta kendileriyle birlikte olan Ümmü Eymen onu Mekke'ye ulaştırdı ve dedesine teslim etti. 6 yaşından 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in yanında kaldı. O da ölünce vasiyeti üzerine amcası Ebu Talib'in evine taşındı. Ebu Talib, Peygamber Efendimizin babasıyla hem baba hem de anne gibi kardeşti. 13 yaşından itibaren amcaları ile birlikte ticarete atıldı. Uzun bir süre bu işle meşgul oldu ve bu alanda doğrulukla, dürüstlükle tanındı. Henüz 20 yaşındayken hırsızlık, gasp, eşkıyalık, zulüm ve haksızlıklara karşı bir tedbir almak amacıyla bazı Mekkelilerin oluşturduğu Hilfül Füdül adlı kuruluşa katıldı ve etkili bir üye olarak görev yaptı. 25 yaşına geldiğinde Hazreti Hatice ile evlendi. Hazreti Hatice bu esnada 40 yaşındaydı ve onunla evlenmeye karar verişinde sevgili Peygamberimiz El-Emin, güvenilir, dürüst olarak tanınması birinci derecede rol oynamıştı. 35 yaşına geldiğinde Kabe hakemliği yaptı. Kabe'nin tamiri sırasında Hacerül Esved yerine konulması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığı taşı bir yaygı üzerine koyup tüm kabile reislerini taşıtmak suretiyle giderdi. Böylece kabileler arasında çıkması muhtemel bir kavgayı önlemiş oldu. Peygamber Efendimiz 40 yaşlarına yaklaştığında kendisinde insanların arasından uzaklaşıp kırsal alana çıkmak, yaratılışın ve evrenin inceliklerini düşünmek arzusu uyandı. Bu münasebetle belli sürelerde Hira Nur Dağı'ndaki mağarada kalmaya başladı. Nihayet 40 yaşındayken 610 Ramazan ayında bir gün Cebrail aleyhisselam geldi ve vahiy süreci başlamış oldu. İlk vahiy edilen ayetler "Yaratan Rabbin adıyla oku" diye başlıyordu. Böylece Yüce Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilmiş oldu. Peygamber Efendimizin İslam davetine evet diyerek ilk inanma şerefine Hazreti Hatice, Hazreti Ali ve Hazreti Ebubekir eriştiler. Bunları Hazreti Osman, Abdurrahman, Bi'af, Sad bin Ebi Vakkas, Talha ve Zübeyir Hazretleri ile diğerlerini takip ettiler. Peygamberliğin ilk 6 yılı dolarken Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer gibi yiğitlik ve cesaretleriyle tanınan zatlar Müslüman oldu. 10 peygamberlik yılında peş peşe Hazreti Hatice ve Ebu Talip ölünce düşmanlarına eza ve cefaları bir kat daha arttı. Çünkü bunlar hatırlı insanlardı. Çevreleriyle peygamberimize destek veriyorlardı. Bu sırada Hazreti Peygamber dış destek sağlamak amacıyla Taif'e gitti. Ne var ki Taifliler İslam'ı kabul etmediler. Hazreti Peygamber'e destek vermediler. Üstelik onu taşlattılar. Üstü başı kan içinde kaldı. Taif dışında bir bağa sığınarak taşlanmaktan kurtulabildi. Ardı arkası kesilmeyen bu sıkıntılar devam ederken aynı günlerde sevgili Peygamberimiz Miraç'ta ilahi ikramların doruğuna eriştirildi. Yüce Allah'ın huzuruna yükseltildi ve ilahi buyrukları aracı olmaksızın dinlenme ve alma imkanına kavuşturuldu. Bütün zorluklara rağmen Hazreti Peygamber İslam'ı tebliğ çabalarını sürdürüyordu. Birer yıl arayla 1 ve 2 akabe biatları yapıldı. Bunu takip eden zaman diliminde Yüce Allah'ın izni ve buna bağlı olarak Hazreti Peygamber'in müsaadesi üzerine Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettiler. İslam tarihi literatüründe buna hicret denilmiştir. En sonunda sevgili Peygamberimiz de Hazreti Ebubekir ile birlikte Medine'ye göç etti. Efendimiz Medineli Müslümanlar yani Ensar, Yardımcılar ile Mücahitler, hicret edenler arasında kardeşlik kurdu. Puta tapıcılarla Müslümanlar arasında Bedir, Uhud, Hendek, Mürisi gibi savaşlar oldu. Hazreti Peygamber'in sağlığında İslam elçisi dokunulmazlığı olduğu halde öldürülen, Medine'ye saldırmayı tasarlayan Hristiyanlara karşı da Mute ve Tebük seferleri düzenlendi. 630 yılında Mekke fethedildi.
Hazreti Peygamber çıkmaya mecbur olduğu vatanına üstünlük sağlayarak ve genel af ilan ederek girdi. Peygamber Efendimiz 632 yılında hac esnasında Mekke'de Arafat'ta 100 binden fazla Müslümana bir konuşma yaptı. İslam düşüncesinin bir özeti olan ve insan hakları bakımından çok mükemmel prensipler içeren konuşma İslam tarihinde veda hutbesi diye anılmaktadır. İslamiyeti sabırla, azimle, cesaretle insanlara ulaştıran sevgili Peygamberimiz 8 Haziran 632 Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu. Allah'ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazına erkekler, kadınlar ve çocuklar olmak üzere sıra ile cenazenin bulunduğu Hücre-i Saadet'te kılındı ve orada toprağa verildi. Bu videomuzda Peygamber Efendimizin hayatı hakkında eksik bilgiler olabilir. Eğer eksik gördüğünüz kısımlar var ise lütfen yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.